istiyoruz. Güvenceli iş, şiddetsiz yaşamak istiyoruz. Çünkü yolda GBT'ye takıldık. Umuyoruz ve diliyoruz ki alanlar barikattan çok, sokaklarda tacize, tecavüze uğrayan çocuklar için yasaların uygulanması ve faillere barikatların uygulanmasını bekliyoruz. Erkek egemen tecavüz kültürünün temsilcileri, ellerinizi kız kardeşlerimizin bedenlerinden ve yaşamlarından çekin. Kadınların yaşama hakkı ve güvenli bir yaşam için güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin hükümet tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, kadına yönelik her türlü şiddeti meşrulaştırmanın eksik niyetinden cesaretlendirmeye devam ediyor. Bu zihniyet kadınları yoksullukla yüz yüze bırakıp zor koşullarda her türlü sömürüye açık hale getirmiştir. Yoksulluğun kaderi kadınlara yüklendiği yetmiyormuş gibi, güvencesiz ve yetersiz iş imkanlarının yoğun olduğu tarım sektöründe kadınlar her türlü şiddete ve istismara maruz bırakılmışlardır. Bunun somut örneği de bugün Tarsus'ta yaşanmaktadır. Tarsus'ta meyve sebze paketleme depolarında çalışan kadınlar, çocuklar, uyuşturucu tacirleri ve çeteler tarafından hap, uyuşturucu maddeler verilerek, tecavüz edilerek fuhuşa zorlanıyor. Kurumuna başvurusundan sonra açığa çıkan T'nin uyuşturucu verilerek tehdide para karşılığında cinsel ilişkiye zorlanması ve halen soruşturma devam ederken dava bile açılmadan yeni bir olayla tekrardan Tarsus tarım sektörünün depolama alanında çalışan 15 yaşında bir çocuğa çalıştığı iş yerinde hap verilerek kaçırılmış, sonrasında tecavüz edilerek yol kenarına atılmıştır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bu çocuğun yaşadıklarının ilk olmadığını biliyoruz. Ama son olmasını istiyoruz. Daha öncesinde de benzer pek çok durum yaşanmış, ancak kadınlar yaşadıklarını dile getirmekte korktuklarını beyan etmişlerdir. Çünkü uyuşturucu ve tecavüz çetesi çektikleri videolarla tehdit ederek kadınları ve genç erkekleri fuhuşa ve uyuşturucu ticaretine zorlamakta. Tarsus'ta neler oluyor diye soruyoruz. İş güvenceli ve güvenli bir ortamda çalışmak her yurttaşın hakkıyken, kadınlar ve çocukların iş ortamında yaşadıkları bu durum kabul edilemez. Kadınları ve çocukları hedef alan suç çetesinin durdurulması için adli makamları ve hükümeti görevini yapmaya çağırıyoruz. Bizler de bu durumun takipçisi olacağımızı, susmayacağımızı ve fuhuşa zorlanmaya, uyuşturucuya, uyuşturucu çetelerine, tecavüze geçit vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Onların koltuklarında oturmasından ziyade bu halkın taleplerini, kadınların ve çocukların taleplerini, alanlarda olan kadınların yanlarında olmalarını ve ilgili makamların da bunu derhal sonlandırması gerektiğini tekrardan vurgulayarak herkese teşekkür ediyoruz.